Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. KRT TV ekranlarından, Sözde Futbol'dan herkese merhabalar. Maçlar bitti dedik. Belki bir hafta herkes rahat olacak. Biz de ya bugün haftanın ilk gününde acaba ne konuşalım? Futbol severlere transferleri anlatalım. Hatta tanıtımımızda dedik ki Fenerbahçe transfere transfer katacak mı? Galatasaray'da eksik bölgelere yeni oyuncular gelecek mi? Beşiktaş bir oyuncu açıkladı. Devamı nerede diye konuşurken öğleden sonra Dursun Özbek öyle açıklamalar yaptı ki. Öyle açıklamalar yaptı ki bakın abartmıyorum. Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş sertlikte ve yüksek tonda açıklamalar yaptı. Dursun Özbek hiç sözünü sakınmadı. Gerçekten bütün Galatasaray camiası bu sözlerle ayağa kalktı. Ama Fenerbahçe metanetli yaklaşır derken Fenerbahçe kulübü resmi hesabından Ali Koç'un yine aynı tonda, aynı perdede ve aynı sertlikte geri kalmadan çok sert bir yanıtını gördük. Hakikaten deyim yerinde ise ortalık darmaduman, savaş alanı gibi. Biz bunun olmasını istemiyoruz ama iki güzide kulübümüzün başkanı belki de az hiç alınmayacak sözlerle birbirlerine çok sert çıktılar bugün. Yaklaşık 2 saat sürecek bu yayınımız. Belki uzayabilir. Belki 3-4 saate gidebilir. Bu akşam sürpriz konuklarımız olabilir. Sözü geçen herkes yayınımıza bağlanmakta özgür ve serbesttirler. Belirtiyorum ve başlıyoruz. Kimlerle beraberiz? Sevgili Ümit Özat, Okan Koç ve Evren Turan'la. Beyefendiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani hepimiz hoş geldik diyorum ama acaba rejiden rica edeceğim hiç soluğu kesmeden, hız kesmeden Dursun Başkan'ın açıklamalarıyla başlamak istiyorum ben. Verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz. Süper reji. Hemen verelim Dursun Başkan'ın açıklamalarını ve peşine yavaş yavaş yorumlarımızı yaparak başlayalım. Son divanı izlemedim ben. Fakat bilahare Fenerbahçe kulübü olacak zatın söyledikleri basına da yansıdı. Dolayısıyla tarafıma da geldi. Tabii hoş bir ifade tarzı değil. Bunu şöyle yorumluyorum ben. Fenerbahçe başkanı olan kişi Vehbi Koç'un torunu. Bu kişi aynı zamanda iyi bir eğitim almış. Koç ailesinin bir mensubu, Koç ailesi önemli bir aile Türkiye için. İyi bir eğitim görmüş, yurt dışında, yurt içinde çok önemli bir eğitim almış. İyi bir iş hayatı var. Çok zengin bir aileye mensup. Peki, böyle bir kişi niye Türk futboluna böyle bölünmeyi, kutuplaşmayı, birbirine düşman olmayı getirmeye çalışır? Çünkü bu kişinin açıklamalarına dikkat ettiğiniz zaman taraftarı sokuyor. Yani Türkiye'nin %75'i Galatasaray ve Fenerbahçe'den oluşuyor. Futbolla ilgilensin, ilgilenmesin, futbol takip etsin, etmesin. Bu bir gerçek. Ve bizim ağzımızdan çıkan kelimeler bu insanlara ulaşıyor. Bu insanları etkiliyor. Bu insanların bizim ifadelerimizden beklentileri var. Peki niye bu, yani böyle bir kutuplaşmayı, Fenerli Galatasaraylı diye bölünmeyi, böyle birbirine düşman olmayı teşvik edici söylemler niye yapılır? Bir, çok düşündüm. Yani bu manada daha önce de böyle düşünmüştüm. Yani bazı bir ifadem de vardı. Onun çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye
bulunduğu coğrafi konum itibariyle, demografik yapısı itibariyle düşmanları tarafından her zaman böyle bölünmeye, işte Türk-Kürt diye PKK vasıtasıyla böyle bir ayrılıkçı kalkışma var. Alevi-Sünni diye zaman zaman bunu kaşıyan düşmanlarımız var. FETÖ'cü olan olmayan diye Türkiye'ye yani kalkışma 15 Temmuz'da yaşadık. Türkiye'nin başında böyle belalar varken bir kişi bunun gibi Türkiye'yi Galatasaray'ı, Fenerbahçeli birbirine düşman ederek, hatta sokaklara çağırarak, hatta bunları gördüğünüz yerde tokatlayın gibi ifadeler yahut da gördüğünüz yerde fotoğrafını çekin gibi ifadeler kullanarak niye yapar? Niye yani hangi maksatla? Öyle ki o kişi aynı zamanda işte Türkiye'yi seven, Atatürkçü kimlikten etik değerleri yüksek olduğunu hep ifade ediyor. Peki kardeşim bu değerlere sahipsen niye böyle bir tavır içine giriyorsun? Başkanlığı kötüle, efendim kulübü kötüle, hiç ağza alınmayacak şekilde ifadeler kullan Galatasaray için. Benim aklıma iki şey geliyor. Birincisi, Türkiye'yi çekemeyenlerin, Türkiye'ye düşman olanların, Türkiye'yi bölmek için çeşitli davranış biçimleri var. Ben de acaba diyorum yani bu böyle birisi bir proje mi? Türkiye'yle bu... Şimdi Ümit abi seninle başlamak istiyorum. Şu ana kadar söylediği bir iki kelimeyi... Bence önce Evren abiyle başla. Galatasaray Başkanı konuşuyor. Valla yani... Galatasaray şöyle, Başkanı konuşuyor. Galatasaray adına Galatasaray Başkanı konuştuğu için... Hani cevaben sen vermek istersin diye düşündüm ama... İstemiyorsan Evren abiyle ben başlayabilirim. Hayır, Galatasaray Başkanı konuşuyor. Önce Evren abi konuşsun. Şey olarak söyledim ben. Tamam, sıkıntı yok. Evren abi sana sorayım o zaman. Önce... Zat diye ifade etti... Sayın Ali Koç'u, Ali Bey ile ilgili. Ülkenin bölünmesine ilişkin açıklamalar yaptı. FETÖ'nün ülkeyi nasıl bölmeye çalıştığını anlattı. PKK terör örgütünün ülkeyi nasıl bölmeye çalıştığını anlattı. Peşine dedi ki, ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray üzerinden bölmeye çalışanlar varsa aklıma gelen şey Ali Koç bir proje mi dedi, ben orada durdurdum. Bu ne demek abi? Valla kendimi siyaset programında hissettim. Yok ama şu var. Şöyle bir realite var. Öyle bir sorduk yani. Hayır. Bize bunu açman lazım. Neden? Niye nasıl açayım? İlk kez bu tonda, bu sertlikle, bu açıklıkla, bu şeffaflıkla bir şey duyuyoruz. Yani kaç yıldır futbol camiasının içindesin? 30 yıldır var canım. Okan abi sen? 25. Evren abi sen? Ama Ümit abi? Aynı ya, yaklaşık hepimiz. Şu tonda duydunuz mu daha önce bir kulüp başkanının, öbür kulüp başkanına? Ben ilk defa duyuyorum abi. İlk defa bu kadar ülkeyi bölmeyle itham edilen bir kulüp başkanından öbür başkanına bir beyan var. Şimdi birincisi... Ali Koç proje mi? Ya ben nereden bileyim? Hayır, öyle diyor ya Dursun Başkan. Şu var, biz sonuçta futbol yorumcusuz biliyorsun. Tabii ki. Ama kulüplerin başkanları yorum yapınca da son yıllarda biliyorsun. Mecburuz. İster istemez. Burada şahıslarla ilgili... Veya yönetimlerle ilgili başkanlar birbirleriyle yıllarca atışmalar oldu. Bunları da son yıllarda futbol dışına çok çıkıldığı için ne yaptık? Biz de yorumlamaya başladık. Şimdi hassas bir konu. Yani burada ben Galatasaraylıyım. Ümit Fenerbahçeli, Okan Beşiktaş. Şimdi burada haklı haksız değil de Türk futbolu nereye gidiyor? Yani bu iki kulüp şampiyonluğa giderken altı üstü bir şampiyonluk kupası. Tamam önemli ama bir futbol maçı. Yani bir futbol, bir spor. Spordan biz başka nerelere doğru geliyoruz? O çok önemli. Yani buradaki hassas konu o. Evet. Şimdi bundan önce biliyorsun Ali Koç Başkan'ın divanda açıklaması vardı. Şimdi Dursun Başkan'ın açıklamalarını ben bugün iyice izledim. Hepsini dinledim. Ali Koç Başkan'ın açıklamaları genelde camiayla ilgili. Yani kulübü zan altında bırakacak konuşmalar, ağır ithamlar. Ama Dursun Başkan'ın şu anki yaptığı şahısla ilgili. Yani başkanın kendisiyle ilgili olanlar. Doğru. Yani onun... Kendisinin aslında buna cevap vermesi lazım normalde.
Ya burada Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleri çok büyük camialar. Birebir özel şeylerde kendi sorunlarını bu takımların camialara karıştırmamaları lazım. Ama bugünkü açıklamalarda Dursun Başkan ciddi ithamlarda bulunuyor. Yani bunlar gerçekten son yıllarda gördüğümüz şeyler değil, duyduğumuz şeyler. Bence bunu Sayın Başkan'ın, Ali Koç'un toplantıya gelip oturalım da hep beraber yapalım dememesi lazım. Kendisine yapılan bu şeyleri kendi açıklaması lazım birebir. Yoksa ne olur, ergenler gibi oturacağız, ne yapacağız? Zaten bundan önce Fenerbahçe kulübü açıklama yapmadı mı? Galatasaray kulübüyle bir daha hiçbir platformda olmayacağız, yani oturmayacağız dedi. Niye şimdi oturmak istiyorlar? Ya burada zaten kulüplerin, takımların, hakemler mi konuşacak zannediyorsun bu olaydan sonra oturulsa? Bana şunu da itham ettin, bana bunu da itham ettin. O bizi ilgilendirmez ki o. Ya burada camiayı, büyük takımları kullanmak burada sıkıntı. Bence Dursun Başkan da onu demek istiyor. Yani burada gerçekten son yıllarda da baktığın zaman sosyal medyayla beraber futbolda acayip bir gerginlik var. Evet abi. Herkes birbirine bak şimdi ithamlarda bulunuyor. Sen FETÖ'cüsün, sen şusun, sen busun. O videolar çıkıyor, o ona atıyor, bu ona. Niye oldu bu sence bu? Nereden çıktı yani bu? Özellikle... Ya bu kişilerin olan bir şeyde camialara bu adamları niye şey yapıyorsun? Her camiada onlardan olan insanlar vardı. Yok muydu? Ya bir... Yani sen o camiadasın, o camia bak siz böyleydiniz. Bugün bakıyorum hep öyle birbirine. Şimdi bu bir gerginlik yaratmıyor mu? Bir bölünme olmuyor mu burada? Ya bir de bizim devletimiz çok büyük. Yani devlet hiçbir zaman bu ülkeyi böldürmez. Bunu yaşadık. Kesinlikle abi. Sporla beraber de bunu yapmaya kalkışırsa onun da en büyük cevabını verir devletimiz. Bu konuda da hepimiz de bunu biliyoruz. Tamam bu konuda siyasi konular hep spor konusu ama kendimize çapımızı da izliyoruz. Biliyoruz yani. Onun için bunlar hassas konular. Yani burada ben o haklı bu haksız demeyeceğim. Ama Dursun Başkan kendi kişisel Ali Koç'la ilgili açıklamalarını yaptı. Ha, bunların içerisinde olan olaylar yok mu? Evet, hakemle ilgili demedi mi Sayın Başkan? Tabii. Gördüğünüz yerde konuşun dedi. Yani federasyona gidip tokatlarım dedi görsem. Demedi mi abi? Gitti sonra bir hakem, başkanımız birisini yumruklamadı mı? Ankara Büyük Kulüp Başkanı aynen öyle. Evet. Daha önceki sene VAR'da bir tane FETÖ'cü var dedi. Nerede o FETÖ'cü? Kayboldu gitti. Onunla uğraştılar biraz. Yani bunlar bizi futboldan uzaklaştırıp başka bir tarafa gidiyor. Buradaki hassas konu o. Dursun Başkan da kendi bu konuyla ilgili kendi fikirlerini belirtiyor. Bak kendi fikirlerini belirtiyor. Tamam, Galatasaray Kulübü'nün başkanı. Evet. Ama kendi gördüğünü, onun gibi düşünenler de olabilir, düşünmeyenler de olabilir. Bu sefer ne yapıyor? Bu taraftan Fenerbahçeliler şimdi saldırıyorlar. Siz şöylesiniz. Biz, yani bu camiaları bu işin içine sokmak çok tehlikeli. Hani bu konuda Ali Koç bence beraber oturalım demek değil de. Çünkü kendisine söylüyor. Fenerbahçe kulübüyle ilgili, kurumla ilgili hiçbir şey söylemiyor Dursun Başkan. Ve çok itinatlı ve çok dikkatli konuşuyor. Cümlelerini seçerek konuşuyor. Kesinlikle abi. Yani öyle boş bir konuşma değil. Hazırlıklı, kafasında planlamış olayları, etüt etmiş ve özel röportaj yapıyor. Burada aslında herkesin uyanması lazım. Tek başına nerede yaptı şeyi, röportajı? Tek başına Doğan Haber yaptı? Ajansı'na. Oradan yapıyor. Özür diliyorum. Demirören Haber Ajansı'na. Demirören Haber Ajansı'nda yapıyor. Birebir. Evet. Yani bütün meydan toplantı böyle bir şey yapmıyor. Bu çok önemli. Yani orada da İletişim şeylere, tekniği açısından evet, bakıyorsun evet, olaya ve hakikaten da, ilk kez böyle bir yaklaşım görüyorum. Evren abi tebrik ediyorum seni. Çok farklı bir yerden de, baktın. Başkanın da bu zaman bu açıklamalardan sonra bence kendini de sorgulaması lazım. Türk futbolunda evet futbol olarak başarısı olabilir. Ya sonuçta bu sene olmaz, öbür sene şampiyon olur. Tarihe baktığın zaman her kulüp şampiyon olmuş büyük takımlar. Ya, olmayan diye bir şey yok. Ya bunu bu kadar da şey hale getirmenin bir anlamı yok. Ortalığı yangın yerine verecek. Ve insanlar gerçekten de inanılmaz bir gerginlik var. Fenerbahçeli, Galatasaraylı gidiyorsun, adam beni tanımıyor. Sevmiyor yani, beni. Aynı arkadaşın ya medyadan. Niye beni sevmiyorsun? Biz zaten hani bizim de arkadaşız. Sen Galatasaraylısın, ben Fenerliyim. Ama bu 5-6 yıl önce yoktu bu kadar, 10 yıl önce. Yoktu. Hepimiz oturup konuşuyorduk. Şimdi sen küs gibiyiz, alakası yok. Tabii ki bizim ortam ayrı. Ümit, biz eski futbolcular yine biraz daha bu konuda daha anlayabiliyor. Şimdi sen futboldan sonra dijital medyaya son yıllarda futbolla alakası olmayan adamlar geldi. Bu adamlar sabah akşam tetikçilik yapıyorlar. Hiç futbolla alakası yok. İşte bu yorumları atıyorlar. O video atıyor, onu atıyor. Şimdi mesela Ali Koç bırakacağım dedi geçen gün, biliyorsun. Ya bırakır bırakmaz evet, bilmiyorum. Bu konuşmalardan sonra da ben bırakacağını da düşünmüyorum. Değişti yani kafa yapım. Ya bırakacağını düşünmüyorum.
Şimdi bırakırsa ne olacak medyadakiler mesela? Onlar da bırakmasını Ali istiyorlar. Ali Koç'u koşulsuz şartsız savunanlar ne olacak diyorsun? Burada amaç Fenerbahçe'yi savunmak olması lazım. Bravo. Biz Galatasaray'ı savunacağız. Biz bir başkanı, Dursun Öz ilk geldiği yıl en çok eleştiren bendim. Hatta A-Spor'a çıktığımda da beni şikayet etmişti. Eleştiririm abi, ben Galatasaray başarısı da beni dinlemem başkan. Kişiler benim için çok önemli değil. Saygı duyarım ama benim için önemli değil. Yarın bir gün Ali Koç gider, başkası gelir. Önemli olan Fenerbahçe'dir, Beşiktaş'tır, Galatasaray'dır. Şimdiki ama bu medyanın içerisinde olan insanlar böyle bakmıyor olaya. Şahıslarla hepsi. Bütün kulüplerde de oluyor bu. Bu yanlış. Bu niye oldu mesela? Onu bir sorsunlar birbirine. Nereden çıktı bu şimdi? Niye bu son yıllarda böyle oldu? Hiç böyle bir şey yoktu. Ya niye bir kişinin yargısına... Şampiyon olamazsan ne olacak? 5 yıldır olamıyorsun. Olamayabilirsin. Bir şey mi oldu? Yine başkandı, yine transfer yaptı, yine maçlar oynanıyor. Ya yani biz futbol içerisinde kalamıyoruz. Devamlı bu ithamlar, işte hakemler, onlar bunu. Bütün kulüpler de yapıyor bunu. Tabii. Ama başkanı Ali Koç'un son zamanlarda yaptığı açıklamalar da normal açıklamalar değil. Bir camiayla ilgili açıklamalar, birilerini yakıştırmak, işte hakemlerle ilgili. Her maçta o. Tabii ki kulüpler birbirini savunacaktır. Bak Dursun Başkan Ali Koç'u eleştirebilir. Ali Koç da Dursun Başkan'ı eleştirebilir. Erden Timur'u da eleştiriyorlar. İşte Selahattin Baki. Bunlar birbirlerini eleştiriyorlar. Bunlar doğal. Futbol içerisinde var. Bir rekabet var çünkü. Onlar öyle konuştu. Kulübü yönetemediler. Bunları yap. Ama bu olay başka bir yere gitti. Bizim bunu görmemiz lazım. Bununla ilgili kimse objektif bakamıyor şu an. Yani ben burada şu haklı, bu haklı Galatasaray'ım. Ben şimdi Galatasaray evet böyle yaptı. O başkan helal olsun. Doğru söyledi. Demek çok kolay. Veya Fenerbahçeli olarak. Onun söylediğine bak, adamlara bak, şey yapıyor. Bunu söylüyor benim başkanıma. Yani bunlar aslında bireysel olarak düşünecek olaylar. Onun için bence başkanın, Ali Koç'un bu konuda kendini sorgulayıp ben buna kendim oturup cevap vereyim demesi lazım. Yoksa oturup toplantıya ne olacak abi? Yani ben onu anlamıyorum. Bu beraber kulüp iki oturalım tartışalım olayı ne? Neyi tartışacaksın? Zaten Arabistan'dan önce demediler bir daha aynı platforma, bir daha hiçbir şeyde yan yana olmayacağız. Hiçbir masada olmayacağız. Ne oldu bir anda yan yana olduk? Cevap bu olmamalıydı. Cevap tek tek Dursun Başkan nelerle ilgili suçlamalarda veya ithamlarda bulunuyorsa onları kendiyle ilgili cevap vermesi lazımdı başkanın. Veya verecektir yarın bugün bilmiyorum bu olmazsa. Yoksa öbür türlü bizi ilgilendiren bir durum yok ki. Biz kulüpler arasındaki kalıp, tartışmadan futbolu, ziyade bizi de aslında, iki başkan arasındaki tartışma bu diyorsun. Ya bizi de aşan bir konu. Yani Dursun Başkan'ın söylediği tabii daha da farklı biraz. Ülke boyutuna gidiyor. Yani sporla beraber bir sıkıntı olabilir. Onlar daha ayrı. O da beni aşar, bizi aşıyor bence. Onları da bilemiyorsun çünkü. Ha, görünen bir şey var. Bir gerginlik var mı? Var. Var. Yani sağ dışındaki olaylar daha mı izleniyor? Daha mı güzel şey oluyor, konuşuluyor? Evet. Ya maç bitsin de veya maçın içerisinde maçı çok izleyen taraftar sayısı azaldı. Maçı izleyen nasıl izliyor biliyor musun artık taraftarlar? Bir kısım da Z kuşağı. Hani bizim 30-35 yaş üstüler futbol maçı görmek istiyorlar. Yani onlar maça bakıyorlar. Öbürü neye bakıyor biliyor musun? VAR nasıl hata yapacak? Maçtan sonra hakem ne olacak? Şuradan bir tweet atayım. Ortalığı bir karıştırayım. Bak o da bizim hakkımızı yedi. Biz olamadık ya, bir kere de biz olalım. Onlar hep oluyor. Anladın mı? Böyle bir gerginlik. Veya Galatasaraylısı veya Beşiktaşlısı. Yani bu olay artık çığırından çıktı. Kesinlikle. Yani gerginlik dediğin olay o. Yoksa ortada futbol izleyicisi futbol oynamak istiyor. Ya son yıllarda baktılar mı Anadolu'da oynanan maçlar, büyük takımlar işte. Seyirci gitmiyor abi. 100 kişi izliyor maçı ya. 300 kişi izliyor. Ve orada o 1 milyon euro oynayan adamlar var. Biz bu başarısızlıkları konuşamıyoruz. Biz yayın ihalemizin dibe olmasını evet. Konuşamıyoruz. Marka kalite... Tamam niye bu ön plana çıkıyor? Ben de diyorum başkan onu bir sorgulasın. Neden bunlar ön plana çıkıyor? Burada suçlu suçsuz olayı değil. Tabii ki Fenerbahçe Başkanı bir açıklama yaparsa Dursun Özbek de yapacak. Yani Dursun Bey de onu söylüyor zaten. Için. Ama Fenerbahçe ile ilgili, kurumla ilgili, yani camiayla ilgili hiçbir şey söylemedi. Yani onları. Şahısla ilgili, Ali Koç'la ilgili konuşmalar yaptı. Onun için kendi de ona, bana bunları diyorsan bunları ispatla veya ben böyle birisi değilim. Bunları yapmıyorum, şunları yap diyebilir. Fenerbahçe'yi camiasını alarak gelin toplantıya konuşalım. Ne konuşalım? Yani maçtaki hakem hatasını mı konuşacaklar? Hakemler herkes hata yapıyor. Yani başkanın şeyi 10 puanı geride olabilir dedi mesela. Onu diyebilir. Fenerbahçe Başkanı diyebilir. Bence 10 puan değil, 11 puan. Yani o herkese göre değişir. O birine göre hiçbir şey yok. Bence onu konuşmak lazım. Yani benim bu konuşmadaki en benim kendi futbol adamı olarak baktığım konu neydi biliyor musun? Taraftar olarak 2 tane transfer gelecek. Benim olayım tabii aslında. Ona bakmak lazım, yani onu konuşmamız lazım. Taraftar da buna bakmalı. Ama orada o kadar şey kalıyor ki o olay.
zayıf kalıyor ki yüzde bile konuşacak bir durum bile yok. Sonra bakıyorsun işte bütün Twitter'lar. Ondan sonra o cevap vereceğini zaten biliyoruz. Cevap veriyor. Ne abi bu hafta bu takımlar maça gidecekler. Yani o kadar yatırım yaptılar. Amaç Avrupa'ya gitmek, futbol oynamak, spor oynamak. Bunu niye yaparsın? Bir sorsun bakayım. Ya bu olay bizim olayımız bu değil mi? Şimdi niye bu olay buraya geldi? Bir anda durduk yere hafta başına buraya geldi hafta abi. Yani hiçbirimiz bunu beklemiyordu. Bayağıdır var bu işte. Artık doldu doldu. Dursun Başkan hiçbir zaman böyle bir konuşma yaptı mı? İlk kez bu tonda ben tarihte böyle bir açıklama bireysel görmedim. Bireysel bir açıklama ve olanlarla ilgili açıklamalar. Doğru yanlış herkes katılır. Taraftar olan katılmayabilir. Doğruları da olabilir. Orada yanlış söylemleri de olabilir. Ama baktığında da burada ona başkanın cevap verecek şekilde kendinin cevap vermesi lazım. Yani bir oturarak değil de bana bunları söylüyor. Bana bunları niye söylüyor mesela? Veya ya da bana bunları söylemeye hakkın yok. Başkan Dursun Özbey'e Erden Tumar'a bir şey söyledi. Onu bana bunu neden söyledim cevap verirsin. Ben sana bir şey söylesem tweet atsam ya seninle ilgili sen de bana cevap verirsin. Gerçi bunlar konuşamadıkları için yani yan yana gelemiyorlar. Bir de başkan kulüpler birliği başkanı. Evet. Yani. Ona da değindi Dursun Özbey. Evet. Birazdan oraya da gelin. Tamam. Bir Ümit abiye döneyim abi. Ümit abi sen ne dersin? Yani Dursun Özbek tabii hakikaten futbol tarihinde görülmemiş sertlikte ve tonlamada bir açıklama yaptı. Yani bölünme dedi. Hani Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden ülkeyi bölmeye çalışmak için bir projeyse Ali Koç dedi biz orada durdurduk. Vallahi yani ben o taraflarını açıkçası çok o taraflarına girmek istemem. Niye girmek istemem? Ben Galatasaray'ın başarısını, başarısızlığını, Fenerbahçe'nin başarısını, başarısızlığını konuşmak isterim. Ama öyle bir an geldi ki başkan öyle bir açıklama yapıyor ki şimdi biz buraya yorum yapmaya geliyoruz. Sen de akşama kadar çalışıyorsun gündem ne diye. O an bütün çalışmaların üstüne anlık bir başkan konuşuyor. Bütün gündem değişiyor. Program da değişiyor. Yani bu başkanın konuşmaları belli bir bölümü siyasi. Bizi ilgilendiren bir tarafı yok bunun yani. Kesinlikle. Biz buna müdahil olamayız. İkisi için de konuşuyorum. Ama bu işler dünden bugüne buraya gelmedi ki. Belliydi zaten bu işlerin bu noktaya geleceği. Ben Dursun Özbey hiç hayatımda bir kere gelmedim karşı karşıya. Severim, naif bir insan. Ama açıklamaların bir kısmının futbolla alakası olmayan kısımlar. Mesela ondan bak. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Yani o onun kendi görüşü. Ama o zaman niye giriyor hocam böyle toplara? Onu anlatıyorum. Yani hiç futbolla alakası olmayan bir konuşma. Ha bunu Ali Koç da zaman zaman yapıyor. Burada temel konuşulacak şey ya işin en garip tarafı ne biliyor musun? Sadece bir şampiyonluk için gelinen noktaya bak. Evet. Bir şampiyonluk için. Sadri Şener'le Aziz Yıldırım çok iyi arkadaştı. Bir şampiyonluk için biri Trabzonspor taraftarına şirin gözükmek için, Trabzonsporlu olduğu için. Biri Fenerbahçe taraftarına şirin gözükmek için. İkisinin dostluğu bitti. Belki de bu başkanlıktan önce Dursun Özbek'le Ali Koç belki de çok iyi dosttu. Sırf taraftar istiyor diye o oradan futbolun geldiği noktaya bak. Ben şimdi yok bölünmeydi, parçalanmaydı. Ben futbolun içinde bunları hiç konuşmak istemem abi. Ama gerçek olan bir şey var ki ben bunu aylarca söyledim. Adam geliyor benimle resim çekiliyor. Ben Fenerbahçe, ben Galatasaraylıyım. Olsun. Geliyor kaptan bir resim çekilelim. Ben Trabzon. Olsun. Lan Trabzon da bizim, Galatasaray da bizim. Fener de bizim, Beşiktaş da bizim. Kesinlikle. Ne yani? Burada amaç ne? İnsanlar artık birbirlerine girmeye başladı. Ama niye? Hep başkanların bu açıklamaları yüzünden. Yani ben burada ikisini de haklı görmem. Hiç kimse kusura bakmaz. Belki Fenerbahçeli, Fenerli Bahçeli'yi haklı görür Ali Koç'u. Galatasaray'ın Dursun Özbey haklı görür. Ben ikisini de haklı görmem abi. Bence bu açıklamalar hiç sükunet dolu bir açıklama değil yani. Daha da yangına körükle giden açıklamalar. Bunlar biraz da şahsileşen açıklamalar. Hiç gerek yok. Mesela ben bir kısmını Dursun Özbey'e hiç yakıştıramadım. Haklı haksız konusunda değil. Ya bu futbol ya. Futbol için insanlar birbirleriyle kavga edemez kardeşim. Bir şampiyonluk için insanlar birbirleriyle kavga edemez. Birbirlerine düşman olamazlar. Bir evde 3 çocuğum varsa Galatasaray'sı da var, Beşiktaş'ı da var, Fener'de var. Spor evrenseldir ya. Abi bir şampiyonluk için olay nerelere geldi? Nerelere geldi? Bak bir şampiyonluk için. Bunu o getirdi, bu getirdi. Hepsi el birliğiyle bu durumu buraya getirdiler. Hiçbirinin birbirinden yani daha az hatalı tarafı yok yani. Özellikle kulüp yöneticilerinin. Bunu ben aylardır da söylüyorum Bişar. Yani şimdi
Ben Fenerbahçe'nin niye 5 yıl başarısız olduğunu hep söyledik. Galatasaray'ın başarılarının temel nedenini söyledik. Başarısızsa da Galatasaraylısı konuşsun. O daha yakındır Evren abi Galatasaray'a, başarısızlığını bilir. Ben bu camiayı bildiğim için söylüyorum. Bunu söylediğim için düşman gösteriliyorum. Ben teknik tarafını çok konuşmak isterim bu işin. Teşekkür en azından spor içinde kalarak. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki. Yok gelin televizyona çıkalım, orada konuşalım, burada konuşalım. Ben anlamadım bu iş nereye kadar gidecek yani. Ben nereye kadar gidecek? Bu işin bir başlangıcı Erden Timur'du. Daha ötesi var mı hocam? Nereye bak, kadar gidecek? Neler söylenmiş? Bir, neler bak, ötesi var. Yapılmış. Allah korusun birinin başına bir şey gelmesin. Zaten gidişat onu gösteriyor bu açıklamalardan sonra. Bu iş sonra. Erden Timur'la başladı. İstediği kadar ben özür dilerim desin. Bravo. Ben bu ligi bitirtmem dedi. Bitirtmeyiz dedi. Ondan sonra şampiyon olduktan sonra veyahut da olmadan önce çıktı özür diledi. Bak şimdi. Sonra neyle başladı? Ali Koç'la. Bu hakemlere girdiğiniz yerde tepki gösterin. Bunlara nefes aldırmayın. Demokratik ölçüde kim kime nasıl nefes aldırmayacak? Ne yapacak? Öbür taraftan Samsun Başkanı oyuncularını ateşe attı. Yani bu nereye kadar gidecek kardeşim? Bu işin sonu ne? Ben bu işin sonunun güzel olması lazım. Bir şampiyonlukla giden gelen bir... Nalet olsun lan böyle şampiyonlar. Bir can gittikten hangisi sonra... kazanacaksa da böyle şampiyonlar nalet olsun. Ben böyle bir şampiyonluğu da istemem. Bir şampiyonluk için. İnsanlar birbirlerine giriyorsa, kendi kişiliklerinin dışına çıkıyorlarsa, sırf bir kişi 25 milyon, öbürü de öbür 25 milyon iyi gözükmek için, yok bölünmeydi, parçalanmaydı, bu işlere giriyorsa, bu futbol bitmiş yani. Kimse ülke futbolunun marka değerine bahsetmesin bir şart. Marka değeri mi kalmış? Ya maçlara gitmiyor. Niye? Şimdi anlatıyorlar, canlı yayınlardan dolayı mı statlar dolmuyormuş? Ondan değil. Bunlardan dolayı dolmuyor statlar. Ne canlı yayını? Almanya'da maçlar canlı verilmiyor mu? En düşük oynayan takım Darmstadt 17 bin kişi oynuyor. İngiltere'de maçlar canlı verilmiyor mu? Her stat full. İtalya'da maçlar canlı verilmiyor mu? Her stat full. İspanya'da maçlar canlı verilmiyor mu? Her stat full. Fransa'da maçlar canlı verilmiyor mu? Her stat full. Bu ülkenin marka futbolunun marka değerini ben düşürmedim ki abi. Maalesef yöneticiler düşürdü. Kimse kusura bakmasın yani. Bir de Okan abiden bir yorum alayım Okan abi. Vallahi sen... Buşar. Futbol hep ne deriz? Şölendir. Sahanın içinde kalalım deriz. Yani bakıyorsun başkanlar, yöneticilerin açıklamaları hep bizi sağ dışına çekmeye çalışıyor. Ama sevgili Dursun Başkan'ın açıklamaları gerçekten ele avuca sığılacak bir şey değil yani. Soruyorum sana. Belki bireysel aralarında daha önce Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalar, ondan önce Erdem Tümur'un açıklamaları, savaş gelmiş, hoş gelmiş, ölümü göze aldık falan filan. Bu açıklamalar tabii ki de doğru açıklamalar. Ümit Hoca çok güzel bir şey söyledi. Belli bir zamandan sonra özür dilesen bile hiçbir şey fark etmez kardeşim. Sonuçta bunlar kalıyor. Kalıcı olarak devam ediyor. İnsanlar bunları hafızalarına, belleğine yerleştiriyor. Şimdi Ali Koç nerenin başkanı? Fenerbahçe. Nereyi temsil ediyor? Fenerbahçe. Dursun Özbek nerenin başkanı? Galatasaray. Nereyi temsil ediyor? Kardeşim sizin ağzınızdan çıkacak en ufak bir açıklama... Sizin temsil ettiğiniz camiaları zan altında bırakıyor. Şimdi burada Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar ne oluyor abi? Kutuplaşma, birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Sosyal medyaya bakıyorum birbirine giriyor. İnsanları birbirine düşürüyorlar. Ya kardeşim, ya en azından saha içi hakemleri, işte yöneticileri, başkanları birbirinize eleştiriyorsunuz da siyasete, teröre, oralara, buralara girmeleri doğru değil. Kim olursa olsun kusura bakmayacak kimse. Ben Dursun Özbey'im açıklamaları, Dursun Başkan'ın açıklamaları eğer ki kafasında bir planlar, bir şeyler varsa veyahut da bir duyumları varsa en azından bir şeylerin altını doldurarak bir açıklama yapsa bilelim abi kimin ne yapmaya çalıştı, kimin ülkeyi bölmeye çalıştı, kimi birbirine sokmaya çalıştıklarını bilelim de görelim de ona göre bir tavır sergilelim. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Muz Cumhuriyeti değil kardeşim. Buranın devleti var, insanı var, vatanı var. Bu ülkeyi bölmeye çalıştıkları zaman da vatandaş neler yaptığını, devletin neler yaptığını herkes gördü. Yani o yüzden ben bir spor adamı olarak, futbol adamı olarak yani artık bu açıklamalara yukarıdan mı, nereden, bir yerden bir şey gelse de önünü kessinler. Yani kusura bakmasın kimse. Herkes önüne baksın ya. Sen çıkıyorsun, savaş gelmiş, hoş gelmiş. Ligi bitirtmeyiz. Öbürü çıkıyor bir şey söylüyor, öbürü de çıkıyor bir şey söylüyor. Ne oluyor? Mecbur camialarını temsil eden başkanlar, yöneticiler kitleleri en azından yani aldığı tepkilerden dolayı bir açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. Yani bunlar da mecbur açıklamaları yapacak. Ne oluyor bu sefer? En masum olan taraftar birbirine giriyor kardeşim. Taraftar birbirine giriyor. Olan taraftar oluyor. Çok güzel bir şey söyledi ya. Ya olmasın şampiyon. Canlara bir şey olursa ne olacak? Okan abi.
Şimdi sözün bitmesini bekliyordum ama burada girmek durumundayım. Çok özür diliyorum. Geçtiğimiz yıl tam bugün Christian Atsu diye bir futbolcu vardı. Frikik'ten çok güzel bir gol attı. Evet. Ve binlerce taraftar stadın içerisinde, belki on binlerce taraftar da stadın dışında o gole sevindi. Bugün, tam bugün ne Christian Atsu hayatta ne de o gole sevinenler hayatta. Çok acı, çok ağır, hepimizi gerçekten derinden üzen bir depremi yaşadık. Bugün de tam yıl dönümü. Umut ediyorum, İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız, böyle afetler yaşamayız. İnşallah. Bunlardan dersler çıkarırız. Bir an evvel de bu deprem gerçeğini kabul ettik artık hepimiz ama onlarla ilgili tedbirlerin tamamını alırız. Yani burada 6 Şubat'ta depremzedelerimizi de, depremde hayatını kaybedenleri de anmadan tam şu anda geçmek istemedim. Özellikle bekledim tam saatin 12 olmasına. Allah hepsine rahmet etsin. Yakınlarına, geride kalanlara da sabır versin. Allah hiçbirimize, toplumumuza, ülkemize, milletimize, vatanımıza bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hatta dünyadaki hiçbir dünya vatandaşına böyle acılar yaşatmasın diye umut ediyorum. Yani bunu hatırlamak lazım. Ölüm var, afetler var, depremler var. Dolayısıyla biz tabii işte geçen sene bir futbolcunun dağ içerisinde sevindikten birkaç saat sonra hayatını kaybettiğini gördük. Bir doğal afetle. O yüzden bugün biraz bir sahanın içini konuşalım. Güzellikleri konuşalım. Futbolun güzelliklerini konuşalım. Evet, tabii ya. Futbolu konuşalım. En güzeli o. Biz de onu istiyoruz zaten bir şey. Tabii. Yalnız şunu unutma. Yani Icardi'nin açıklamalarını getirebilirsek ekrana onun üzerine devam edelim. Defalarca dedik ki kulüp başkanları siyasetçi gibi kulübü yönetmemeli. Kulüp, futbol kulüp başkanı gibi yönetmeli. Siz hiç bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce yaşımız eriyor kardeşim. Taraftarların bu kadar birbirine düştüğünü hiç gördünüz mü ya? Yok. Ben hatırlamıyorum hocam. Maalesef abi çok gergin bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bir sahanın içerisine dönelim. Futbolun güzelliklerini konuşalım. Her hafta açıklama yaparsa bunlar olur yani. Onun için onlar da bir kendine çeki düzen vermesi lazım. Evren abi, Icardi'nin bir açıklaması var. Hemen hemen her maçta aynı şeyi yaşıyorum. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bana karşı sert oynamak serbest halde herhalde. Bu kadar da olmaz. Her karşılaşmada verilmeyen en az bir penaltı oluyor ama ne hakemler görüyor ne de var da bu görünüyor. Bana karşı hakemler iyi niyetli değiller diyor. Icardi futbolumuzun en güzel örneklerinden bir tanesi. Hakikaten geldiği günden beri de sağ içi sağ dışıyla bize çok şey katan isimlerden bir tanesi ama hakemler beni kollamadığı gibi vardı da görülmüyor diyor. Ben yani tabiri caizse dayak yiyorum diyor sahada. Ne dersin Icardi? Hani yıldız futbolcuların korunmasına ilişkin bir şey vardı ya. Cristiano Ronaldo çok isyan ediyordu. Messi isyan ediyordu La Liga'dan. Icardi hakikaten Icardi'ye yapılan darbeler göz ardı ediliyor mu abi? Şu var. Birincisi böyle bir açıklama yapması mümkün değil. Yok. Canlı olarak dinlemem lazım onu. Bir yani, rejide ben bizim ekibe de sorayım yok, ama. Şöyle gazetenin biri yazmış ama ben bunu canlı dinlemedim. Çünkü Icardi bugüne kadar hiç böyle bir açıklama yapmadı. Gazete bunu yazıyorsa. Bunu negatif mi bulursun böyle bir açıklamayı? Yok yani. Yapmış bu, olsa. Yapmış olsa böyle bir şey o tepkisini dile getirebilir. Çok tekme. Bir oyuncu bunu söyleyebilir. Yani bundan doğal bir şey yok. Ama evet. Hiçbir oyuncunun özelliği yok sahada. Yani Icardi yıldız bir golcü olabilir ama ona yapılanlar da ortada. Yani neden bunu söyledi? Çok tekme atıldığı için, penaltı pozisyonu verilmediği için. Biliyorsun şurası gitti, orası gitti. Adamın her tarafı gitti. Yani ayak bileğine tekme attılar. O pozisyon penaltıydı mesela, verilmedi falan. Yani adam sonuçta uzak kaldı yani. Takımdan da uzak kaldı. Ha, böyle bir açıklama yapabilir ama ben canlı olarak duymadan böyle bir açıklama yaptığını düşünmüyorum. Ha, kendi de bir şu an bir şey demedi, ben böyle bir açıklama peki, yapmadım. Yapmadım demedi. Tekzip etmedi aynı öyle. Peki hakikaten Icardi'nin saha içerisinde abi bu tür zor anlar yaşadığını düşünüyor musun yoksa? Yani objektif bir göz ya da bir eski futbolcu gözüyle bakarsan. Şöyle, Icardi şu an fizik olarak zayıfladı. İyi durumda ama fiziko fit değil. Şimdi zayıflamak ayrı bir şey. Geçen Fenerbahçe konuştum. Maçında bir darbe yediğini hatırlıyoruz. Geçen gün bir maçta yine yani penaltı iddiası oldu. Bak, oyuncunun darbe yemesi ayağına bileğine böyle pozisyonlar da olabilir. Ama devamlı yüze yemesi, devamlı dirsek yemesi, kafası arkadan yemesi, önden yemesi normal bir durum değil. Adamda ne oluyor diyordur yani. Bir de hadi onu geçelim. Darbe oldu diyelim. Pozisyonlarda mesela penaltı pozisyonlarında adam yumrukla onunla bunda indiriyorlar. Penaltı verilmiyor. O da ona şaşırıyor. Koldan çekiyorlar, yanaktan çekiyorlar. Olabilir yani bunlar. Adam da ona tepki vermiş.
Her futbolcu bunu yapabilir. Yanaktan çekmek normal mi abi? Yani her taraf değil işte. Ya Bişar, bak buyur Okan abi. Bir şey söylüyor. Bak şimdi lafını böldüm hocam, kusura bakma. Yani yaş sıralamasına doğru gidiyoruz ya. Yok sıkıntı yok, oradan da yani devam edebiliriz. Bazen araya giriyorum, aklınıza gir, istediğin zaman araya gir abi. Şimdi bak Bişar, Icardi dünya çapında iyi bir oyuncu, yıldız bir oyuncu değil mi? Bilinen, tanınan bir oyuncu, popülerizmi olan bir oyuncu. Şimdi biz Anadolu takımlarında oynadığımız zaman Ümit Özat veyahut Evren Turan, Icardi, örnek mesela Sergen, işte Talisca tarzı oyuncular oldu mu bir hafta önceden kampa gireriz. Futbol temaslı oyundur kardeşim. Futbolda sertlik olacak, mücadele olacak, ısıracaksın. Önemli olan art niyet olmaması. Zaten bazen futbolcuya sertlikle, mücadeleyle bezdirip onun performansını düşürmeye çalışıyorsun. Biz haftalar önce bu tarz oyunculara karşı motive oluyorduk. Yani defans oyuncusu olarak, stoperler olarak ısıracaksın kardeşim. Yani Icardi böyle bir açıklama yaptıysa Türk futbolu zaten kaos futbolu. Galatasaray nerede oynuyor? Üçüncü bölgede oynuyor. Dar alanda. Mecbur orada dar alanda o temaslı oyunla karşılaşmak zorunda kalıyor. Karşılaşmak zorunda kalıyor. Bunlarla bilmiyorum, böyle bir Evren abi şimdi öyle bir şey söyledi ki tereddütte kaldım. Acaba yaptı mı yapmadı? Yaptıysa ki eğer ki benim yorumum bu şekilde. Ha, futbol kusura bakmayacak kimse. Isıracaksın tabii, buyur geç demeyeceksin. Yumruk falan atabilir yani. Buyur geç demeyeceksin kardeşim. Yumruk değil yani, oluyor. Ben bak şimdi darbe, sen bak, benim söylemek istediğimi farklı yere çekiyorsun. Yok, yumruk, bak dirsek, ben diyor oluyor abi şimdi futbolun sana. İçinde dirsekte kalkıyordu. Az önce bir şey dedim, kaçırdın. Art niyetle eğer ki vuruyorlarsa, dirsek atıyorlarsa o ayrı bir şey diyorum bak. Ama futbolun içinde olan unsurlar, kusura bakma. Biz de çok dayak yedik. Ben de kanat forvet oynadığım zamanlar Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, işte Beşiktaş'a veyahut da Beşiktaş'ta oynayıp Anadolu takımlarına karşı biz de birçok kez karşılaştık. Ama yani bu tür olayların bilmiyorum daha da çok önüne... Bir de Icardi, geçen seneki Icardi ile bu seneki Icardi arasında çok fark var. Geçen seneki Icardi... Ne gibi abi? Abi geçen sene Icardi sahada vardı, bu sene doğru düzgün sahada yok ki. Yani daha performans olarak yok. Nasıl olsun, dövüyorlar ya, adamı sahaya çıkamıyor. O da onu işte, diyor. Ben diyor performans. Icardi'ysen o zaman buralarda oynamak istiyorsan eğer ki bunlarla karşılaşacaksan, sahaya çıkacaksan performansını göstereceksin. Nasıl olacak diye bir şey yok. Orada o zaman gideceksin başka ülkede olacaksın. Gideceksin abi. Yumuşak ülkeler var ya. Topla baskıyor bir şey yok. Anladın mı? Ona geleceğiz. Gol krallarına geleceğiz. Yani onu söylemek istiyorum. Burada bu ülkede kardeşim hocam çok güzel bir şey söylüyor. Kaos futboluyla karşı karşıya geliyorsun. Isıracak adamlar. Normal yani diyorsun. Ya tabii ki de normal. Yumruk atacak kafasını gözünü kırıyor. Yok yumruk değil. Sertlik normal diyorum. Sen farklı yere çekmeye çalışıyorsun. Ama burada adama normal sertlik yok ki abi, diyorum ben sana. Abi sertlik sahanın içinde Abu Bakar kafasına da yaşıyor. Kafasına gözüne kırıyor. Ceko adam da yaşıyor. Adamın burası kırılmış. Tadiç de yaşıyor. Talisca da yaşıyor. Herkes yaşıyor. Gezen adamın yaşıyor. Bileğini kırdı neredeyse. Penaltı verilmedi. Adam bir ay top oynayamadı. Yok be, orada bilerek bir temas var. Bileğine değil. Bilerek değil. Hadi o ayrı bir konu. Öbür adamların yaptığı, adam konuştuysa ona tepki vermiştir. Veya ona da onu bırak. Niye bu pozisyonlara penaltı verilmiyor demiştir. Fenerbahçe maçında olan olayı. Bunu diyebilir yani. Ama ben böyle bir konuşma yaptığını düşünmüyorum. Yani yapabilirdi ama. Yaptıysa da o da kendi tercihi. Ümit abi sen ne diyorsun? Icardi dövülüyor mu? Ceko'yu da katabiliriz buna. Ceko'ya da çok sert. Dün Semih'e neler yapıldı abi? Ağzını açtı mı Semih? Bir dakika hocam. Dün lafını... Dün Semih'e neler yaptı? Ağzını açtı mı çocuk? Çıktık onu. 18 yaşında çocuk ya. Yüzüne, ayağına, arkasına, tamam, çenesine. Şey her yerine darbe yiyor. Ya bunlar olan şeyler. Şimdi, karşılaşacağım bunlarla abi, kardeşim. Daha... Icardi... Yeni. Ya, Icardi... Tamam da. Premier Lig'de oynasa ne yapacaktı? Evet. He? Ayak çalışmayınca çene çalışır. Bravo. Bu iş böyledir kardeşim. Tamam mı? Bu 11 maçtır bir gol atamayan adamın eğer bu açıklamaları yaptıysa kulüpten de bir yalanlama gelmedi. Kendinden de böyle bir yalanlama gelmedi. Herhalde böyle bir şey söyledi ki. Bu neye benziyor? Net bir şekilde. Formsuz olduğunu bildiği için. Haftalardır söylüyor zaten. Bu onun bir bahanesi. Başka bir şey değil. Geçmişte gol, yani aynı pozisyonda oynayıp gol atamadığı zaman bu tarz bahanelere sığınan birçok oyuncu var. Sen bu ligde oynuyorsun, bu ligi biliyorsun. Geçen sene sana bundan farklı bir savunma yapmadılar ki. Veyahut da ilk defa faulü verilmeyen adam sen değilsin. Şunu desenler, hakemler futbolu bilmiyor. Ben Türkiye Ligi'ni tanıdım. Hakemler futbolu iyi bilmiyorlar dese buna saygı duyarım. Bana karşı art niyetler lafına hiç saygı duymam. Çünkü bireysel kimse kimseye art niyetli olmaz. Yok, art niyetli olmaz. Ondan dolayı zaten böyle bir açıklama yapmamışım. Niye art niyetli olsun ki? Hayır, yaptıysa ama öyle diyor ya. Bana karşı diyor art niyetler diyor. Yaptıysa üzerinden konuşuyor. Hakemler onun üzerinden yorum yapıyor. Hakemler demek istiyor. Ben de hakemler dedim abi. Tamam hakemler. Hakemler dedi. Hakemler kim? Yorumcular. Tam hakemler olabilir yani. Olamaz abi, hakem niye İcardi'ye karşı art niyetli olsun? Ne alıp veremedi olacak? Niye vermedi Fenerbahçe penaltıyı o zaman? Ya abi onun gibi penaltısı verilmeyen bir sürü takım var. Dün Trabzon'un penaltısı niye verilmedi? Tamam. O zaman şöyle bir ama şey yapalım Evren abi. Bak müsaade. Hayır tamam, şöyle bir şey diyelim mi? İndirirse penaltı ama... Hani bizde hep şeytanın avukatlığı yapılır ya. Acaba Erce kardeşler Trabzon'dan gönderildiği için mi Arda kardeşler penaltıyı vermedi? Mi diyelim? Ya o yani hep şeytanın avukatlığını yaparsan işin altında çok iş çıkar. Yani Icardi sen bu ligde 22 gol attın.
Demek ki atabiliyorsun. Sen 20 gün antrenmana çıkmadın baba. Millet çatı çatı antrenman tamam yapardı. Sen Meksika sahillerinde oynayamıyor ki avokado yiyordun. Adam oynayamıyor abi. Niye oynayamıyor? Sakatlıklar işte, tekme attı arada, bir ay öyle gitti, bir ay öyle gitti. Abi nasıl bir tekme Evren abi? Şimdi bak nasıl bir şey söyleyeyim. Sanki adamın ayağı kırıldı gibi anlatıyorsun. Ama yani. Öyle, evet adam sakat sakat yok, oynadı zaten. Bak, oynadığı ben sana birçok yorumuna sen katılıyorum ama buna katılma, bunu kabul etmem mümkün değil. Ben böyle bir şey yok. Niye biliyor musun? Yani şimdi şunu istiyorsunuz. Ya. Icardi özel bir oyuncu. Tamam. Hiç dokunmasınlar. Gelsin leblebi gibi tak 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 atsın. Yok böyle bir dünya şey yok. Abi oyun sertleşiyor, lig sertleşiyor. Puan aslanın ağzında değil, midesinde. Oyuncu sert oynayacak. Sen Ceko'ya daha mı yumuşak oynuyorlar zannediyorsun? Ne bileyim sen öbür tarafta Cenk Tosun'a daha mı yumuşak yıldızlar oynuyorlar zannediyorsun? Yıldızlar korunmalı mı abi? Sen de yıldız bir oyuncuydun. Ne korunması ya? Yıldız bir oyuncuydun. Hiç korunduğun oldu mu? Ben yıldız oyuncu değildim de. Nasıl değildin ya? Ben çalışmasam. Bak, bölgesel ben olarak olmayabilirsin. Yok. Ama ben takımın yıldız oyuncusuydun. Burada mütevazı olmaya gerek yok. Yok be. Ben yıldız oyuncu falan değilim. Bunu da kabul etmem mümkün Ümit değil. Ümit Özat'ı hatırlamaya... Ben de bir profesyoneldim. Z kuşağı Ümit Özat'ı hatırlamayabilirsiniz. Bak, Evren Turan'ı hatırlamayabilirsiniz. Okan Koç'u hatırlamayabilirsiniz. Fenerbahçe maçına ben çıktın. Ben hatırlıyorum. Karışma bir dakika. Hı-hı. Lütfen. Peki. Ümit Özat milli takımımızın üçüncü olan kadrosunda vardı. Yani çok nadide futbolculardan bir tanesiydi. Üstüne köşe yazıları yazılırdı. Sağ ayaklı sol bek olur mu? Her seferinde olduğunu gösteriyor. Bir dakika dur. Aferin. Beni böyle bırak. Bırak bir dakika dur. Evren Turan. Ya bizi niye anlatıyorsun ki onu anlamadım. Ben içinden geldi ya. Allah Allah. Allah Allah. Ha, bilsinler bir daha tekrar yapıyoruz. Tabii ya. Bak şimdi bir şart. Bir dakika ben... dur. Oo, lütfen. Evren Turan oyunun iki yönünü oynamasıyla nam saldı. Hem Galatasaray'da hem de Türkiye'de oynadığı her kulüpte fark yarattı. Mesela Kocaeli Spor diyorsunuz ya. O zamanki Kocaeli Spor Tetris ve 1'de değildi. Şampiyonluğa oynuyordu. Evren Turan'ın beyni olduğu Kocaeli Spor. Okan Koç da çok anlatmaya gerek yok. O zaten çıkınca hangi takıma gidecek diye herkes Okan Koç'u bekliyordu. Ben Chelsea Beşiktaş maçı yazayım. Daha da söyleyeyim. Daha da bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Teşekkür ederim. Şimdi bak. Buyur Ümit abi. Yıldız oyuncu. O yüzden yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu böyle şeylerden yakınmayacak. Tamam mı? Bravo. Şimdi sen Ceko'ya karşı farklı mı oynuyorlar zannediyorsun? Değil. Sen bu ligde oynadın. 22 gol attın. O zaman sana böyle girmiyorlar mıydı? O zaman hakemler art niyetli değil miydi? O zaman art niyetliyse geçen sene de art niyetliydi. Geçen sene değilse bu sene de değil. Şimdi bak biz insanoğlu bahane üretmekte üstümüze yoktur. Bu bir gerçek. Bir defa sen git bakayım Premier Lig'e. Sen geçen sene bu ligde 11 tane penaltı attın. Buna Fenerbahçe'nin penaltıları da dahil. Attığı penaltılar da dahil. Türkiye Ligi'nde verilen penaltıların %80'i Premier Lig'de verilmez. Türkiye Ligi'nde verilen faullerin %80'i Premier Lig'de verilmez. Sen bunu biliyorsun. Yani burada ne çıkıyor ortaya? Net. Ayağı çalışmayanın çenesi çalışır. Bu hep böyleydi. Mesela bizim Uğur Çiftçi. Hata yaptım elini koluna çarptı. Hep böyle bakar birine. Hep birine bahane bulur. Yani bazı oyuncular vardı tamam mı? Yani, Cafer abi çok yapardı. Yani şimdi, Cafer Aydın yapardı. Ya bunlar var. Dolayısıyla Icardi gibi bir oyuncunun böyle bahaneye sığınmaması lazım. Evet. Ya pozisyona girmiyorsun. Maçın içinde topu ayağına en az değen oyuncusun. Topla en az buluşan oyuncusun. Geçen sene yaptıklarını takdirle karşılıyoruz. İyi iş çıkarttın. Ya o geçen senedeki gücü, diriliği, o isteği, coşkusu yok hocam. Bu da tabii ki de onun senin için, dediğin gibi. Onun için ya o iş kabul edilebilir bir söylem değil. Söylediyse üzerine konuşuyorum. Kulüp de bunu yalanlamadığına göre böyle bir şey söylemiş olabilir. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Icardi İstanbul Spor'a kime Icardi gol atamadı? Yani kime atamadı bu sene özeline bakalım. Bayern Münih atamadı. Tamam. Demek ki Manchester, daha sert savunma yapıyorlar Bayern Münih'te. Manchester bak adam attı. Atamıyorsun demek ki. Manchester attı. He? Manchester United attı. Tamam Manchester attı. Olabilir. Demek ki o zaman orada da alan buldun. Daha mı yumuşak savunma yapıyorlar? Yani bak ya, bu sene Manchester United'e bak. Çok o şey kadar değil, güzelsin. Bak, fare gibi kapana takıldın böyle. Hiç, fare nasıl böyle değil. Ağzını açarlar fare gelir tak kafasına atar oraya. Bayern Münih'e gol atan adam. Ama şimdi bak işi buradan Ceko'ya bakka getirirsen doğru savunma olmaz. Bayern Münih'e gol atma kabiliyeti olan bir adam. Manchester United attı. Ya da United'da. Türkiye Ligi'nde atamadığı gole böyle bir bahaneyle bahane sunamaz. Ya, attı diyorum. Bu sene de attı ama çok gol attı. Tamam, attı da ama ne diyor? 11 maçtır yok Icardi. Evren abi zaten sakat. Biz seninle ilk defa yani yapmıyoruz. Sakattı. 10 haftadır Icardi'nin niye işte, oyunu gol atmadığını. Niye oradan ona geldin biliyor musun? Ha. Adamı sakatladıkları için oynayamıyor yani. Ondan dolayı form durumu geriye düştü. Kilo aldı, o oldu, bu oldu. Ha. Dersin ki Arjantin'e gitti geldi. Yani hata. Kilo da yemeğine herhalde rakip takımlar bir şey şimdi kattı de falan derseniz hiç şaşırmam yok, yani. Şimdi de niye aldı kilo? Fit ama fizik olarak hazır değil. Kiloyu kim aldırdı? Rakip takımlar mı aldırdı? Kendi aldı canım. Kendi hatası demek, aldıysa. Bak ne kadar güzel. Kendi hatası aldıysa. Tamam aldıysa ama değil aldı dedim. Aldı.
Yani Endombele'nin sarışın haliydi 3-4 hafta önce. Şimdi kilo alan adam, şimdi ben futbolcunumda olduğu biraz gibi gidebilir miyim? Ya ben oyunculara öyle şey yapmam. Yani öyle delikanlı gibi biraz hakaret etmem. Abi Galatasaray olunca tüyleriniz tavus kuşu gibi kabarıyor ya. Ya baktım ne dedim abi? Yani fizik olarak öyle şey yapmam yani, kötülemem. Ya ne güzel bak, şunu konuşuyoruz, ne güzel bir konuyu konuşuyoruz. Yani burada bile... Icardi'nin bu açıklama yaptığı zaten inanmıyorum. Yaptıysa da konuşuyor. Yaptıysa da katılıyorum falan demiş, bunu kabul edemem. Tek evet dirsek yiyor abi. Herifi dövüyorlar. Ona kesin katılıyorum. Siz de başka maç mı izlediniz bilmiyorum. Ben başka bir yerden mi konuşuyorum? Uzaydan mı geldim? Ya Fenerbahçe maçı bu adam yüzüne yemedim dirsek. Geçen hafta herifi alıp vurmadılar mı? Harikasın. Bekle burada. Şimdi aldılar. Dese ki Fenerbahçe maçındaki kardeşim sen Fenerbahçe maçından sonra çık konuş zaten. Bütün Türkiye tamam, buna penaltı dedi. Tamam. Yani sen 10 hafta sonra bunu konuşuyorsun? Dirseklerden diyorum. Adam sakatlandı. Oynayamadı ki ondan sonra herif. Yüzünü direğe çarptı ya. Onu demek istiyor. Abi Fenerbahçe maçı o zaten bir şey. Yok eğer böyle çık Fenerbahçe maçından konuş. Sonrasını ne konuşuyorsun? Konuştu zaten. Konuştu. Tweet attı Instagram'a yazdı. Hayalet Kesper diye bir Ceko da dedi ya. Hayalet Kesper diye bir çizgi film vardı. İzler misiniz? Mişa futbol. İzler miydiniz? Futboldan sonra. İzlemez miyim? Hayalet Kesper vardı. İzlemez miyim? Ya hayalet gibi sahada dolaşıyorsun bu haftadır. Ben de bak şunu söyleyeyim. Samsun maçındaki pozisyon net penaltı. Fenerbahçe maçındaki pozisyon bana göre penaltı. Onun dışında ben Icardi'nin pozisyona girdiği bir anı hatırlamıyorum. Ya ne sorayım, geçen seneki performans bu sene mi daha iyi Icardi sizce? Tartışmasız geçen sene abi. Bu sene Ümit Hoca ne diyor biliyor musun? Bazen bak önündeki şimdi, topa vuramıyor. Futbolcu çok kurnazdır. Akıllıdır. Gidemiyor abi. Evet. Sprint atamıyor. Gidemiyor. Şu ara sakat sakat oynadı. Doğru değil Evren abi. Evren abi orada haklıymış. Oynamasın abi. Oynamasın. O başka bir hikaye. Ama sakat sakat. Sakat sakat oynadığında önündeki topa vuramıyordu. 7-8 maç kaçırdı. Evet. Taraftar buna bakmaz. Otoriteler buna bakmaz. Sahanın içindeki performansına bakarım ben. Futbolcular yani çok kurnazdır. Hocam. Bak mesela özür dilerim Okan. Endombele'de Ziyech'te ya bugün Angelino Roma'da neler yapıyor diye yazıyorlar. Evet. Roma'da oynayan Serie A'nın ilk dördüne oynayan bir takımda oynayan adam Galatasaray'da oynayamayacak. Dünyanın neresinde görülmüş? Şimdi şuraya geleceğim. Ya şimdi sen Icardi'sin kardeşim. Evet. Icardi bir bahaneye sığınamaz. Sığınamaz kardeşim. Bunun izahı yok. Endombele'yi ne diye eleştiriyoruz? Form tutmadı diye. Bir dakika. Ziyech hazır değil diye eleştirdik. Tete hazır değil diye eleştirdik. Size bir şey söyleyeyim mi? Tamam hepsine birden veremezdi. Icardi'yi 10 maç üst üste oynattığı gibi Endombele oynasaydı bugün Galatasaray'ın 8 numara ihtiyacı yoktu. Icardi'yi üst üste oynattığı kadar Angelino oynasaydı bugün Galatasaray'ın sonra ihtiyacı yoktu. Ama şu normal değil mi Müter? Bak orada haksızlık yapıyorsun sanki. Çünkü Icardi'ye verilecek krediyle ne olacağını vereceğini bilmediğin Endombele'ye vereceğin kredi aynı olmayabilir. O zaman alma ne olacağını bilmediğin adamı dünyanın hayır, bir diye adam alıyorsun bir şey. Isındırmaya çalışıyorsun. Isındırmaya çalışıyorsun. Isındır. Adamı geçen sene Icardi'de Sivas'ta oynatıyorsun. Fenerbahçe'nin ilk başına Kadıköy'deki Fenerbahçe'nin yenek başladı mesela. Doğruyu orada yaptı. Tamam onu diyorum. Doğruyu yani Endombele'yi de ısındıra alması normal bence. Icardi'nin yaptıkları hayal, yapacaklarını hayal ettirdiği için belki de orma şansı tamam, vermiş olamaz harika. Mı? Tamam da sen şimdi öyle ellerde Endombele'yi oynatmadın ki. Gittin Sivas gibi bir yerde oynattın. Buz gibi o iklimde geldin oynattın. Döndün geldin adamı Ümraniye kupa maçında yedek bıraktın. Esas sorularda bu adam maç tamam. kondisyonunu yakalayacak. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yarın bu takım kimle oynuyor? Bandırmayla. Oynatacaksın abi Endombele'yi. Oynatacaksın Icardi'yi. Oynat bu adamlar maç kondisyonunu yakalasın. Bravo, doğru. Yani doğru hocam. Sen onlara verdiğin ben tamam şunu kıyas. Icardi'nin kredisi diğerleriyle mukayese olmaz. Ama tamam da yani ona verdiğin sabrettiğin kadar da buna da sabredeceksin. Şimdi Endombele oyuncu kaç yaşında olursa olsun çocuk gibidir. Endombele sahada nasıl biliyor musun? Şimdi ben burada yorumdayım ya. Şimdi mesela yorum yapıyorum size. Siz konuşuyorsunuz. Bekliyorum gözüm hep dışarıda. Ne zaman bir şey bana söz verecek? Ne zaman bir şey? Tam tersini düşün. Ne zaman Okan beni oyundan alacak? Ne zaman hoca beni oyundan alacak? Tabela kalktım acaba ben mi çıkıyorum? Acaba ben mi çıkıyorum? O özgüvensiz olur. Onu yaratan sensin. Onu yaratan sensin. Icardi. Abi takım 2-0 mağlup. 2-0. Ya 1-0 mağlup. Dakika 90 Icardi oynan tamam çıkmaz. Ama çıkmıyor da yani. 1-0 galip çıkmıyor. 2-0 galip çıkmıyor. 3-0 galip çıkmıyor. Hiç çıkmıyor yani bu adam oyundan. Hiç. Hala buna rağmen sen maç kondisyonunu yakalayamadıysan, kendi fiziksel olarak kendini geliştiremediysen, zaten bak son bir şey söyleyeyim. Biz Icardi'ni herkes anlatıyor. Yok Messi ile olmuş da, Arjantin milli takımını almamış da, bunların hepsi hikaye. Icardi iyi profesyonel olmadığı için Real Madrid almıyor.
Bayern Münih almıyor. Veyahut da Paris Saint-Germain'de Inter'de. Icardi iyi profesyonel olsaydı, Icardi'nin bu Türkiye Ligi'ne gelme şansı veren ihtimali yoktu. Icardi şu anda dünyada Harry Kane 1 veyahut da Icardi 1'de Harry Kane 2'ydi. Almıyor mu? Bir iddia var. Inter iddiası. Bir gelsin ekrana. Icardi'nin çok ciddi anlamda Inter'e gideceği konuşuluyor. Ha, gidip satıyorlar. Evet abi, böyle bir iddia var. Yok. Icardi Inter'e gidiyor. Algı. Hatta böyle bir korkunç bir iddia var. Algı. Abi. Ben söyleyeyim, sen gerçeği söyle. Evet abi. Calcio Mercato'nun haberi, Icardi'nin ailesiyle beraber Milano'ya dönmek istedi. Hatta 10 milyon euro olan maaşını 5 milyon euroya indirmeyi kabul ettiği iddia ediliyor. Şu an içinde bir yandan Inter'in de iddiası yok deniyor. Ya sezon başı da aynı böyle şeyler çıktı. Yani Icardi gibi oyuncu çıkabilir. Şampiyonlar Ligi'nde Panenka ile penaltı atan adam, dibleme yapan, Manchester'a gol atan adamı normal yani. Bunlar çok doğal. Zaman zaman da düşüşler olacak. Ama şimdi Icardi'nin performansı bundan sonra artar. Niye? Niye? Şimdi Vinicius'u aldın şimdi oraya. Yani o bölgeye bir oyuncu aldın. Bir sonuçta tehdit anlamında mı diyorsun? Yani sonuçta abi, ne olursa olsun. Orada artık Premier Lig'den gelen bir oyuncu var. Bakan bu kadar onu şey yapmadı. Yani bakan bu zaten yedek kalacağını biliyordu. Şimdi Vinicius da oynamak için geldi buraya. Tabii ki Icardi'nin olduğunu biliyor ama orada bir rekabet olacak. Ha, Okan Hoca burada ne yapacak, ne düşünecek, temposuna bakacak, orada onu yapabilecek mi? O riski alabilecek mi? Veya ona şansı verecek mi? Yoksa ikisini bir mi oynatacak? Yani Semih. O da çok önemli. Dün mesela Semih ile şey oynadım. Cenk solda oynadı. Şey ama Cenk soldaydı daha çok. Ya olabilir abi, içerideki yani maçlarda çift forvete dönebilir. Yani 4-4-2 oynayabilir mi? Bilmiyorum. Hiç denemedim. Oynar, ikisi oynaması oynar lazım. Okan Buruk oynatır mı? Ha işte. Bu ikisini oynatmak demek ikisi... Barış, Mertens, Kerem, Zaha, bu dördünün ikisini eline bırakmak. Bence ama Mertens oynamaz. Evren abi sana sorarak açmış olayım. Yetmişer özür dilerim. Yetmiyor. Ama Icardi, Mertens de yetmiyor. Icardi, Vinicius çok yan yana oynamayacak oyuncular gibi değil mi? Yani Vinicius daha hava toplarında etkili, biraz daha hafif ağır bir oyuncu. Tam da yan yana oynarlar. Ama Icardi de... Onun indireceği her topa bu gidecek. Ama sıkıntı şurada. Ama Icardi o kadar basan bir oyuncu değil. Kim oynatmayacağım? Bak ondan önceden Zaha, Mertens, Kerem, Barış dördünden birini yedek bırakmak zorunda kalıyordun. Şimdi Vinicius oynatırsan ikisini birden yedek bırakmak zorunda kalacaksın. Problem bu. Öyle de bir oynarlar ki bal gibi oynarlar. Bence de oynarlar. Icardi getirecek onun yanında. Onun indireceğine, arkaya indireceğine, önüne çıkaracağına. Onun her, onu atılan her topu Icardi kovalasın. Soldan bal gibi Kerem, oynar. Sağdan Barış'ın getireceği toplar mal. Önceden 4 oyuncudan birini yedek bırakmak zorundaydı. Şimdi ikisini birden bırakacaksın. Ya da Mertens'i çekeceksin Torreira'nın yanına. İçeride, bak, içeride bu ikisini çok güzel faydalanabilirsin ama deplasmanda orta sahayı nasıl kuracaksın? Barış çok fazla merkezi kapatmıyor. Soldan Kerem de gelmiyor. Şimdi orta saha belki biraz yumuşak kalabilir ama içeride senin dediğin gibi sağdan soldan zaten ön alan baskısını yapıyor Galatasaray. Bu ikisiyle beraber çok güzel bir senaryo izletirler. Ben de öyle düşünüyorum ama hocam Icardi biraz daha güçlenmesi lazım. Bak biraz daha kuvvetlenmesi lazım. Icardi tabii ki sakatlıklar onlar bunlar. Geçen seneki performans dedik ya. Ama Icardi artık dikkat et, çok profesyonel de, yaşamıyor. Bak, daha geçen sene daha çok konsantreydi Galatasaray'da. Şampiyonlar şey Ligi'nden koptuktan sonra bak dikkat et. Icardi konsantrasyon olarak da mental olarak da biraz uzaklaştı. Galatasaray'da şimdi yeni bir şey oluşuyor. Vinicius, Aurier, Zaha. Bak. Bu üçü de oynayacak, ben sana söyleyeyim. Kimi keseceksin abi? Ben Zaha önceden yalnızdı. Aurier geldi. Tamam. Sence Aurier'in alınmasa Zaha'nın payı yok mu? Solda oynatacaksın. Tamam. Zaten Premier Lig'den... Kerem'i mi keseceksin solda? Ya bir şey anlatıyorum. Orada önceden bunlar Zaha yalnızdı. Şimdi orada bir gruplaşma da olacak. Ama Endombele de var abi. Endombele oynatamadılar mesela. Endombele oynatamadılar mesela. Endombele kendi yaptı bunu. Kimse ona yapmadı ki. Yani Okan Buruk yaptı ama. Aurier de hazır değilse alamaz bence formayı. Kaan ayağını kesmek kolay değil yani. Ya öyle de bir şanslı zamanda geldik abi, yarın yok ya. O yok da Vinicius yarın oynatabilir. Yarın Vinicius'la Icardi ile çift santrafor oynayabilir. Yarın bence kupada Icardi oynamaz diye düşünüyorum. İşte tam da oynamaz. Bence maç. Eğer senin bence oynamamalı zaten. 4-4-2 oynayacaksa yarın oynamalı. Ha, evet yani kupa maçında. Yarın oynamalı. Yani yarın 4-4-2 oynasa gün, pazar Galatasaray Bandırma'ya maç mı kaybedecek? Cumartesi olması lazım abi. Cumartesi. Oynar abi, ne olacak, maç oynasın. Doğru söylüyorsun. Ya Icardi için de hem fizik olarak maç oynadıkça gelişecek. Çünkü az maç oynadı son haftalarda. İkisi yani bile oynayabilir. Icardi oynasın mı diyorsun sen yani? Ya ikisi de oynayabilir. Veya tek sonra Icardi dinlendirir. Ama bir taraftan da şeye katılıyorum. Bence Icardi dinlenmeli abi. Yani Vinicius... Ne yaptı dinlenecek? Çok dinlendi zaten. Abi. Maç kondisyonu oynaması lazım. Bir şey yapma. Hiç katılmıyorum. Ya sen o futbolcunun o tempoyu yakalı, uzak kaldı. Icardi'nin son maçını gördünüz değil mi? Evet, zaten gördük. Tamam işte, ne dinlenmesin? Son an bir pozisyon vardı abi. Kaç gün oldu abi? Kaç gün oldu son maç? Bak son an bir pozisyon vardı. Gol attı. Düşüyordu yani.
Bravo, iyi yakaladı. Ama işte onun o, bak, o bile hala onun fizik eksik, olarak bak, onun maç oynamamaktan bahsediyor. Evet abi. Ben de tamam işte, Sinan abi hala fizik olarak hazır olmadığından olduğunu düşünüyorum. Ama üçümüz aynı kafa, aynı ve fikirdeyiz. Ve sakatlık riski olduğunu düşünüyorum Icardi'nin bu haliyle. Fizik olarak hazır olmayan bir adamına o zaman hazır olmadan oynatmayacaksın. Ben de onu diyorum riski, işte. Bak şimdi. Vinicius'la oynayacaksın. Aynı üstüne bir risk. Hocam üstüne giderse diyor sakatlık riski var diyor. Sen aynı şunun öyle farkında değilsin ama Bişar bak şunu yakala. Icardi sağda kendisini yeri geldiği zaman dinlendiriyor. Bak Evren abi geçen nasıl offside'da kaldı? Takım çıkarken bekliyor offside'da 18'in orada, rakibin 18'de. Akıllı adam aktif dinlenmeye geçiyor Bişar. Bu adamlar, bu seviyedeki oyuncular kolay kolay sahanın içinde sakatlanmaz. Şiddet darbe olmadığı sürece. Bir reklam arasına gideceğiz bir tane. Bunalıma girer abi. Bir reklam arasına gideceğiz. Arkadaşlar kısa bir reklam arası, birazdan sizlerleyiz.